Herkese merhaba, Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz. İstanbul Tabipler Odası Yönetim Kurulu'ndan bir aile hekiminin iddialarına göre hepatit B, tetanoz gibi elzem olan aşılar bulunamıyor. Yeni doğan bebekler bu aşıları olmadan taburcu ediliyor. Biz de yurttaşlara aşı krizini soracağız. Ne düşünebilirim ki? Türkiye'nin sonu da yok, başı da yok. Mahvettiler, o bebekler ölüyor, bebeklere tecavüz ediliyor. Neler oluyor ki? O da olmasın be güzel kızım. Tabii ki biz istemiyoruz. Böyle olmasını hiç istemiyoruz. O yazık o bebekler mesela yollarda ben görüyorum. Çalışan bir bayanım. Görüyorum Allah rızası için çocuğumu kurtarayım. Neler var ki? Nelerini anlatayım ben size. İstemiyoruz biz. Yazık o insanlar, o çocuklar tedavi olmasını güzel olsun. Koskoca bir tane hastane çürük çıktı karşıda. Kötü yani. Ben size söyleyeyim bunu. Daha kötüsü olabilir mi? Yani gelecekte çocukların yaşayacağı birçok hastalık şimdiden görünüyor demektir. Ya zaten çocuklar doğru dürüst beslenemiyor. Zaten şu anneler ne yapacağını şaşırmış durumda ve devletin aslında bu konuda ilk önce bu konuda bir önlem almaları lazım. Bu SMA'lı bebekleri zaten görüyoruz her gün televizyonlarda. Hatta ben şundan yanayım. SMA'lı anne ve babaların önceden teşhis edilmesi için bütün belediyelerin görevlendirilip bu annelerden babalardan test sonucu istemeleri lazım. Çünkü hakikaten eğitim sistemimiz zaten çok kötü ama hiç değilse sağlıklarını çocukların bir şekilde güvence altına almalıyız ve hiç kimsenin bu çocukların geleceğini mahvetmesi ve öyle serumlarla, ilaçlarla büyümesini sağlaması gibi bir lüksü yok. Çocuklar sağlıklı olmak zorunda ve çocukları sağlıklı bir bireyler haline getirmek zorundayız. Öyle 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın demekle olmuyor bu işler. Yetersiz tabii ki her zamanki gibi. Yani her şeyin olduğu gibi o da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu aşıların yapılamıyor oluşu. Ben şunu da söylemek istiyorum. Biz mesela devlet doktorlarına gittiğimizde zaten randevu alma başarısız geçiyor. O kadar ileri tarihe atılıyor ki bu aşı. Her anlamda yani ne kadar zor durumda olursan ol sağlık açısından çok zor randevu alınıyor. Aldığımızda da zaten gereken ilgi ve alakayı görmüyoruz. Bunun sebebi de zaten doktorların yetersiz oluşundan kaynaklanıyor. Birçoğu da yurt dışına gittiği için yani doktora günde bilmem kaç tane hasta düşüyor. Doktor da haklı, ne yapabilir? Her şey öyle ya. Yani bulunmayan o kadar çok şey var ki bakın reçetemiz var. O belki eczaneye baktık o ilacı bulamıyoruz. Maalesef memleketimiz böyle. Peki bu ileride toplum adına bir sağlık sorunu doğurmaz mı? Elbette. Özellikle çocuklarda, bebeklerde bulunmayan ilaçlar, aşılar ileride göreceğiz bunların zararlarını. Yani yok canım benim. Hastalıklara yol açacak, ölümlere yol açacak. İyiye gitmiyoruz. Çok söyleyecek şey var da. Ya şu an ben bekar olduğum için ve anne olmadığım için aslında bu konu hakkında çok fazla hassasiyetim yok. Çünkü annelere sormak lazım aslında bu konu için. Ama yeni doğan bebeklerde hani bu tarz aşıların da kontrolü olması gerekiyor. Yani bunun giriş çıkışı, ithalatı nasıl yapılıyor? Hani kaynaklar nasıl sağlanıyor? Aslında bunun Sağlık Bakanlığı'nın göstereceği yolda izlenmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani hani tedarik sağlanamıyor. Bunun bir sebebi olmalı yani onu düşünüyorum. Gerçi etrafımda da bakıyoruz hani şeyler de var. Ekonomik durum da söz konusu. O kadar çok girdi var ki inanın konunun uzmanlarına sormak daha doğru bir şey olur. Ben sadece bir vatandaş olarak gördüğüm kadarıyla sağlık açısından zaten birçok sıkıntı var ülkede. Ama gitgide hani zaten eczaneler ayrı bir söz konusu. İlaç bulamıyorsunuz. Geçen gün öksürük şurubu bulamadım mesela. Hani basit bir öksürük şurubu bile bulunmuyor şu an. O yüzden hani aşıların da bulunmaması bana artık hani çok olağan gibi gelmeye başladı. Hani bu şey yapmaya başladı bu durum. Ve kimsenin de bir şey yok yani bu durum hakkında. Peki bu durum yani bu tarz elzem aşıların yapılamıyor olması ileride acaba toplum sağlığı açısından bir sorun yaratır mı? Ya, tabii ki toplum sağlığı açısından, toplum gelişimi açısından. Ben şehir plancısıyım. Hani insanların bulunduğu alan, yaşama alanları, çevresi, etkileşimi, yapan yapamayan arasındaki ama daha sonra yeni oluşacak salgınlar, bunun arasındaki o köprülerin aslında şu an yıkımı diyebiliriz yani. Bu açılar şu an olmazsa ileriki zamanlarda da başka bir salgının nasıl yani mesela Afrika'daki salgınların sebebi bu tarz aşıların olmamasından dolayı yani Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tarz aşıları oraya sağlamaya çalışması ama yeteri kadar sağlamaması. Bir sonraki aşamada 3. dünya ülkesi olarak da belki bizim başımıza gelecek olan şeyler var.